Sayın seyirciler iyi akşamlar. Ne oluyor, hoş geldiniz. Gerçi iyi akşamlar diyorum ama pek de iyi akşamlar ve iyi günler geçirmiyoruz ülke olarak bugünlerde. Bir tarafta Suriye, diğer tarafta Şendinli ve Hakkari'de olan durum, olaylar ve gelen ölüm haberleri. Ölen askerler, gencecik çocuklar, her gün bir yenisinin haberi geliyor. Dolayısıyla bu ortamda iyi akşamları biraz da öyle adet olduğu için söylüyoruz. Bu ortamda gerçekten doğru soruları sorabilmek de çok zor, cevap arayabilmek de çok zor. Bu cevapları konuşup tartışabilmek de çok zor. Gazetecilik yapabilmek de çok zor kimi zaman ama deneyeceğiz. Ne oluyor da programlarımda, bundan önceki pek çok programda bu Kürt sorununu nasıl çözeriz? Nasıl artık ülke olarak herkesin eşit yurttaş, eşit vatandaş, eşit haklar, eşit güzellikler altında buluşabileceğini konuştuk, tartıştık. Türkleri, Kürtleri, bu konuya kafa yoran herkesi, siyasi parti liderlerini, milletvekillerini, akil adamları, düşünürleri, yazarları, Kürtlerden farklı sesleri, Türklerden farklı sesleri davet ettik, konuştuk, tartıştık. Ama dönüp dolaşıp çözüm yerine yine askeri terörle mücadeleyi, olup biteni, Güneydoğu'yu ve kimi zaman operasyonlardan ve ölenlerden sonra ortaya çıkan durumları konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir hafızaları tazeleyelim istedim. Bundan tam bir yıl önce 14 Temmuz 2011'de Diyarbakır Silvan'daki saldırıdan sonra 13 şehit askeri konuşmuşuz. Ve hemen o saldırıdan 3 gün sonra şöyle manşetler atmışız. Silvan saldırısının ardından ortaya çıkan durum yürekleri burktu. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu gazetecilere şu açıklamaları yaptı. Saldırının olduğu yer aslında saldırıya çok müsaitti. Birliğin orada olmaması gerekiyordu. Bundan tam bir yıl sonra bugün bir kez daha aynı demeçleri manşetlerde görüyoruz. Sınır karakollarının hali. Acaba o birlik nasıl oradaydı? O askerler nasıl oradaydılar? Bu saldırılar nasıl gerçekleşti? Bunun istihbaratı alınmamış mıydı? Alınmıştı da acaba yeterince bilgi mi toplanmamıştı? Yoksa bilgi toplanmıştı da acaba ihmal mi vardı? Bütün bu soruları sormaya devam ediyoruz. Aslında biz bu soruları 30 yılı aşkın bir zamandır soruyoruz ve cevap arıyoruz. Bugün bir kez daha bu konuyu konuşacağız. Evet, pek çok aile çok acılı ama konuşmaya devam edeceğiz. Kimleri ağırlıyorum? Hemen konuklarımı sizlere bu akşam tanıtmak istiyorum. Adem Demir'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş. Türkiye Gazetesi muhabiri. Bölgeden sıcağı sıcağına döndü. Hem tespitlerini alacağız hem de başına gelenleri konuşacağız. Türkiye Gazetesi muhabirinden biraz da oradaki durumu özellikle konuşmak istiyorum. Daha farklı bir açıdan bakmak imkanı olacak. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür. Sayın Serhat Güvenç'i ağırlıyoruz. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Ve Sayın Doçent Doktor Atilla Sandıklı'yı ağırlıyoruz. Bilgisam Başkanı, Bilgi Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı. Son bir programında Suriye ile ilgili son raporlarına ilişkin ağırlamıştım. Çok teşekkür ederiz geldiniz, katıldığınız için. Şimdi birazdan konuşacağız ama önce Hakkari'ye dönmek istiyorum. Mazlum Der, Hakkari Şube Başkanı Cengiz Şen yayın konuğumuz. Cengiz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Bu arada şunu hatırlatayım seyircilerimize, biz bu programı hazırlarken saat tam olarak söyleyeceğim sizlere 19.45'te Şemdinli Yüksek Hava Karayolu üzerinde bulunan ve Şemdinli'ye 20 kilometre uzaklıktaki Güzel Konak Jandarma Karakolu'na bir ateş açıldı, bir saldırı düzenlendi. Ve güvenlik güçleriyle PKK arasında bir çatışma yaşandı ve silah sesleri uzun bir süre devam etti. Dolayısıyla bölgede hala durum son derece gergin, hassas ve çatışmalar devam ediyor. Şimdi Mazlum Derin'de bir Hakkari ile ilgili bir raporu var. Size şunu sormak istiyorum Cengiz Bey. Bırakalım çatışmaları, onu bunu her şeyi. Bize insani durumla ilgili bilgi verir misiniz? Boşaltılan köyler olduğunu biliyoruz, göç olduğunu biliyoruz. Bölgeden sağlıklı bilgi almak imkansız. Gazetecilerin sağlam bir şekilde orada, sağlıklı bir şekilde orada görev yapmaları konusunda kısıtlamalar var. Farklı bilgiler var, dezenformasyon var. Hep böyle durumlarda olduğu gibi. Sizin tespitleriniz nedir Mazlum Der olarak?
Evet. Şirin Hanım, şimdi biz 23-24 Temmuz tarihinde PKK militanlarının Şemdinli Derecik Karayolu'nu kapatıp orada kimlik kontrolü eylemi yapmalarından sonra başlatılan operasyonda o operasyon bölgesinin geniş bir alana yayılmış olmasından kaynaklı olarak boşalan köylüleri ziyaret ettik. Onların durumunu öğrenmek istedik. Onlarla görüştük. Ondan sonra yetkililerle görüştük. Şimdi bir dakika. Sıra sıra gidelim. Sizin tespitlerinize göre kaç köy boşaltıldı? Evet. Siz kaç köyü ziyaret ettiniz? Biz 1 Ağustos tarihinde almış olduğumuz bilgiler neticesinde oluşturduğumuz raporumuzda 4 köy bilgisi vardı. Bugün 1-2 mezranın daha boşaltıldığı bilgisini aldık. Yani 1-2 gün içerisinde 1-2 mezranın daha boşaltıldığı. Yani tahmin ettiğimiz kadarıyla ilk gittiğimiz zamanda 50 hane olacak şekilde boşalan köylerin hepsi 50 haneye takabül ediyor. Bunlar mezralar. Bu mezralarda 5 ev, 10 ev, 15 ev, 20 ev diye en kalabalık olanı Yiğitler mezrası. Orada 25 ile 30 ev arasında bir hane mevcut. Tamamıyla boşalmış. Diğer köyler de bu şekilde. Yani yaklaşık bugün son aldığımız bilgiler 80 haneye yakın bir köy boşalmış. Şimdi bir tarafta PKK var, bir tarafta askerler ve özel birlikler var, güvenlik güçleri var ve iki ateş arasında da aileler var. Hayvanları var, geçim kaynakları var. Durum nedir? İki taraftan da kaçan bölgedeki halkı konuşuyoruz. Nedir durumları? Nereye gidiyorlar? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Hayvanlarına, geçim kaynaklarına ne oldu? Bunlar eski 90'lı yıllarda olduğu gibi bu köyler yakıldı mı? Hayvanlar telef mi edildi? Nedir durum? Şimdi biz köylülerle görüştük. Köylüler can havliyle köyü boşaltmak zorunda kalmışlar. Yani köylerini boşaltmışlar. İki ateş arasında kalmışlar söylediğiniz gibi. Çatışma alanı oraya tam da orada olduğu için, o bölgede olduğu için köylerini boşaltmak zorunda kalmışlar. Çoluk çocuklarından başka hiçbir şeyi kurtaramamışlar. Ancak can havliyle kaçabilmişler. Bir ses problemi var da. Devam edin. Tamam. Pardon. Oradaki insanlar iki ateş arasında kaldıkları için tek geçim kaynakları olan hayvanlarını, bütün değerli eşyalarını köyde olduğu gibi bırakıp Şemdinli merkeze kaçmak zorunda kalmışlar. Kimisi Derecik bölgesine, beldesine kaçmak zorunda kalmışlar. Biz kendilerine ulaşamadık. Derecik'e giden köylülere ulaşamadık. Çünkü Derecik Şemdinli Karayolu hala açılmamış. Güvenlik gerekçesiyle kapalı şu an. Biz kendilerine ulaşamadık ama Şemdinli'ye taşınmış olan, Şemdinli'de olan köylülerle görüştük. Onların görüşlerini aldık. Kendilerine şu an hiçbir şekilde herhangi bir yardımda bulunulmamış. Biz gittiğimiz tarihte 1 Ağustos itibariyle henüz kendilerine herhangi bir yardımda bulunulmamış. Hali hazırda konaklayacakları, barınacakları herhangi bir yer de mevcut değildi. Biz bunu yetkililerle görüştük, belediye başkanıyla görüştük. Sosyal bir tesisimizin olmadığını, bu konuda bir şey yapamayacağımızı, ancak bir gıda yardımında bulunacağımızı şey yaptılar. Öyle, ancak bu şekilde yardımcı olabilir dediler. Kaymakamla görüştü, kendisi de bir öğretmen evinin olduğunu, burayı yerleştirebileceklerini, fakat köylüler rahat edemeyecekleri için şu an için akrabalarında kalıyorlar. Biz kendisine bu operasyonun ne kadar süreceğini, ne kadar devam edeceğini sorduk. Bunun 1-2 gün içerisinde sonuçlanacağını ve köylerin köylerine dönebileceklerini bize söyledi kaymakam. Fakat böyle olmadı. Yaklaşık 2 haftadır orada devam ediyor çatışmalar. Köylüler mağdur bir şekilde akrabalarında kalmak zorunda kalıyorlar. Kendilerine çok cüz'i bir miktarda yardım edeceklerini söylediler kaymakam.
Aldığımız son haberlere göre 200-300-500 gibi bir rakamla köylülere yardımda bulunulmuş. Onun dışında Şendinli Belediyesi'nin bir gıda yardımı olmuş. Onun haricinde devlet yetkililerinden ve başka bir sivil toplum kuruluşundan veya yardım derneğinden herhangi bir şey yok. Köylüler şu an kendi akrabalarında, kendi başlarının çaresine bakıyorlar. İki ateş arasında bütün geçim kaynakları olan hayvanlarını, her şeylerini olduğu gibi bırakıp kaçmak zorunda kalmışlar. Ne yazık ki böyle. Aslında bu tespitiniz başlı başına konuşulması gereken bir tespit. Orada ne olursa olsun insanlar gerçekten can derdindeler. Anladığımız kadarıyla merkezden, yani Ankara'dan gelen bir yardım yok. Sivil toplum kuruluşlarından gelen bir yardım yok. Peki siz şöyle çıplak bir gözle baktığınızda durumu nasıl tespit ediyorsunuz? Evet. Ne oluyor orada? Şimdi 30 yılı aşkındır ben de bu bölgede doğup büyüdüğüm biliyorum. Çocukluğumuzdan beri bu çatışmalarla hemhaliz, biliyoruz. Yani 30 yıllık bu savaş ortamında biz bugüne kadar bu bölgede PKK'nin hiçbir eyleminin bu kadar uzun süreli olduğunu görmedik. Bu çok uzun sürdü. Bunu yetkililere sorduğumuzda neden gerilla taktiği denen harekatta vurkaç taktiği yapılıp kaçılırdı. Bu insanlar intihar etmeye mi çalışıyor dedik, ne oluyor dedik. Onlar da bize çatışmanın çok geniş bir bölgeye yayıldığını, sadece bir noktada olmadığını, birçok farklı noktada çatışmanın olduğunu, bu yüzden bu kadar uzun sürdüğünü söylediler. Biz Dereci'ye gitmek istedik, yani o bölgeye, çatışma bölgesine gitmek istedik. Yetkililerden, Savcı Bey'den, Kaymakam'dan, Şenlili Kaymakam'dan izin istedik, heyet olarak gitmek istedik. Fakat kendileri güvenlik gerekçesiyle bize izin vermediler. Ne olup bittiği belli değil. Her taraftan mayınlar döşenmiş. O yüzden gidemezsiniz. 3-4 gün boyunca Derecik elektriksiz kaldı. Şimdi bu biz milleti dinledik. Yani halkı dinledik. Ne oluyor diye. Geçen sene 11 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam tekrar bir rapor için farklı sivil toplum kuruluşlarıyla bir heyet şeklinde gitmiştik. Şemdinli'de 11 Eylül'de ciddi bir eylem yapılmıştı. PKK'li militanlar 150-200 kişilik bir grupla şehri basmıştı. Sokaklarda dolaşıyordu. Ciddi bir sokak çatışması yaşanmıştı orada. Ve orada 6-7 yanılmıyorsam 6-7 sivil ölmüştü. Onun dışında birkaç PKK militanı ve bir iki tane de yanlış hatırlamıyorsam güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Yani çok ciddi bir olaydı aslında. Basına belki çok fazla yansımadı. O gün bugündür Şendinli halkı çok korku içerisinde. Çok fazla psikolojisi bozulmuş. Şimdi çocuklardan tutun da 70 yaşındaki insanlara kadar herkes çok tedirgin. Yani bu işten bıkkınlık gelmiş. İnsanlar artık biz bu işten kurtulalım da nasıl olursa olsun noktasına gelmişler. Biz orada kaldığımız süre boyunca sürekli top atışları devam ediyordu. Yani bir çocuk rahatlıkla o top seslerinden uyanıp kaçabiliyordu. Yani biz oradaki sorduğumuz o insanlardan, bizim çocuklarımız geceleri rahat uyuyamıyorlar. Evet. Şehrin merkezine çok yakın bir bölgede olduğu için evet. Bir 8-10 kilometrelik bölgede sürekli top atışları yapılıyor ve insanlar gerçekten çok tedirgin. Cengiz Bey, bir de şunu sormak isterim. Sivil oradaki yaşayanlar, Hakkari, evet. Şemdinli'de yaşayanlar, insanların durumu böyle. Bugün gazetelerin manşetlerine baktığımızda sınır karakollarının durumu, ki bunu ilk defa konuşmuyoruz ama bir kez daha konuşmak zorunda kalıyoruz. İşte askeri, evet. Operasyonlar, heronlar, bunu, evet. Defalarca Dağlıca'dan sonra da, Uludere Roboski'den sonra da konuştuk. Sizin gözleminiz nedir? Askerler, evet. Polisler o bölgede görev yapıyorlar. Bir tarafta ciddi bir yapılanma var. Evet. Dediğiniz gibi vurkaç taktiği değil, vurkal taktiği anlaşılan ortada. Ne diyeceksiniz? Evet. Yani bu manşetlere katılıyor musunuz? Sınır karakolları konusundaki. Sizin gözlemleriniz de o yönde mi mazlum derim? Şirin Hanım, şimdi Kürt sorunu, bunu sürekli bütün programlarda katılımcılar da sürekli dile getirilir. Birkaç yıldır belki ciddi bir noktaya gelinmişti. Yani Kürt sorunu bu şekilde her onlara
güvenlik politikalarına havale edilecek bir konu değil. Yani 30 yıllık bir savaş sürecinde bu kadar insanın ölmesi gerçekten kimseye fayda getirmedi. Yani hükümetin, devletin artık bunu anlaması gerekiyor. Daha önceden Türkiye toplumunun da ikna edilmesi gerekiyor gibi sözler sarf ediliyordu. Biz Habur'dan sonra ve Oslo görüşmelerinden sonra belki hani basına yansımadı, belki Kandil ve Avrupa'daki PKK yöneticileriyle olan görüşmelerden sonra Türkiye toplumunun da artık bu işin çözülmesi noktasına geldiğini ve artık kan istemediğini görüyoruz. Yani biz artık bundan vazgeçmemiz lazım. Hiçbir insan ölmeyi hak etmiyor. Ölen PKK'li de bizim insanımız, asker de, polis de o şekilde. Bizim sürekli doğuda bizim bölgemizde istenmeyen bir şey kullanılır. Sürekli giden asker cenazelerinde şehit ailelerinin söylenmiş olduğu ve kullandığı bir sözcük vardır. Bir oğlum daha olsa onu da gönderirim gibisinden. Şimdi bunu siz empati yaparak karşı tarafa da kendinizi o tarafın yerine de koymanız lazım. Burada da aynı şekilde bizim gördüğümüz ölen militanların ailesi de aynı sözü sarf ediyor. Yani karşılıklı olarak tırmandırılması hesaplanan, nasıl diyeyim, yani karşılıklı olarak tırmandırılan milliyetçilik duyguları bu ülkeye, bu insanlara fayda getirmez. Kesinlikle kandan kimse kazanmaz. Çok bir an önce hükümetin daha önceden başlatmış olduğu, başlatmış olduğu diyalog kanallarıyla bu işi çözebileceğini anlıyoruz. Bir şey daha hatırlatayım. Belki bugün Türkiye sınır içerisindeki, bitireyim şunu. Belki şu an Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içerisindeki bütün PKK'lileri imha edebilir. Hepsini öldürebilir. Ama bu işi çözemez. Sonuçta ölen her PKK'linin yerine yıllardır şahit oluyoruz. Başka biri gidiyor. Yani bizim ölüme göndereceğimiz gençlerimiz arttığı müddetçe bu iş çözülmez. Biz artık çocuklarımızı ölüme göndermememiz lazım. Kesinlikle buna karşı durmamız lazım. Türkiye toplumundaki bütün halklar buna karşı durması lazım. Cengiz Bey, bu söyledikleriniz zaten biraz da bu akşam konuşacağımız çerçeveyi de belirlemiş oldu belki. Bunun üzerinden biraz fikir tartışması yapmak istiyoruz. Son bir soru soracağım. Çok kısa, yalnız çok kısa vaktim var. Bir, hükümet kanadından gelen açıklamalar, bu iş Suriye'nin işi deniliyor. Siz Şemdinli'den baktığınızda, Akker'den baktığınızda gerçekten böyle mi görünüyor? Kısacık bir cevapla rica edeceğim. İkincisi, Şemdinliler, oradaki o köylerden giden Şemdinliler ağzıyla bir mesaj verseydiniz hangi cümleyi kullanırdınız? Bunu alarak bitirelim sizinle. Vallahi herhalde 30 yıldır Suriye ve İran bu işi başlatmadı. Yani siz de yani biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren sadece Kürtler değil, Aleviler de, İslamcılar da, Türkiye'deki bütün farklı etnik kimlikteki insanlar Türkiye'nin, yani Türkiye'deki bu rejimden kaynaklı olan bir şey. Yani Kürt sorununu siz getirip birkaç aydır ya da bir yıldır oluşan bir Arap baharına bağlarsanız bu biraz komik olur. Yani benim gördüğüm, yani Şemdinli 30 yıldır bu durumda. Evet. Bu bir günlük bir şey değil. Yani bu Suriye'nin, hani olabilir belki analistler böyle düşünebilir ama ben ona katılmıyorum. Peki Şemdinliler için bir mesajınız var mı Şemdinlilerden getireceğiniz bize? Şemdinli'deki halktan, Şemdinli'de köyünü bırakan, evini bırakanlardan bir cümleniz var mı son olarak? Anlamadım Şemdinliler, anlamadım soruyu, pardon. Şemdinli'de evini bırakmak zorunda kalan, köyünü bırakmak, hayvanını, bahçesini, bağını bırakmak zorunda kalanlar adına söyleyeceğiniz son bir cümle var mıdır efendim? Valla biz Şemdinliler için ne söyleyeyim? Şimdi devletin bu insanları koruması gerekiyordu. Evet. Yani devlet bu insanlara sahip çıkması gerekiyordu. O insanlar bütün geçim kaynaklarını, hayvanlarını, evlerini, baklarını bırakıp gelmişler. Ben buradan yetkililere duyuruyorum. Bir an önce o insanlarla irtibata geçsinler. Onların köylerine tekrar gitmeleri için ne gerekiyorsa yapsınlar.
Oradaki insanları gördüm. Gerçekten çok perişan durumdalar. Biz çok üzüldük. Yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini söylediler. Siz de görüşüp bu şeyleri alabilirsiniz. Biz mazlum der olarak oraya o insanların durumunu anlamak için gittik ve elimizde ne geliyorsa yapmaya da hazırız bu saatten sonra. Cengiz Bey, size teşekkür etmeden önce konuklarımdan soru yöneltmek isteyen var mı Cengiz Bey'e? Peki, ben şeyi merak ettim. Yani o kadar ihtiyaçları vardı, acaba Mazlum Der gibi bu dernek arkadaşlarımız onlara hiçbir yardımda bulundular mı? Mazlum Der. Yani Mazlum Der veya oradaki sivil toplum kuruluşlarından hiç kimse bir yardımda bulundu mu o vatandaşlarımıza? Atilla Sandıklı Bey diyor ki Cengiz Bey, acaba madem Şemdinlilerin bu kadar yardıma ihtiyacı var, o bölgedeki sivil toplum örgütleri ve Mazlum Der bir yardımda bulundular mı? Valla Mazlum Der bir insan hakları örgütü. Elbette ki biz hukuki anlamda bu terörle mücadele kanunu kapsamında o insanların bir komisyon oluşturup o insanların bütün zarar ziyanlarını devlet ödemeyi taahhüt etmiş kanun çerçevesinde. Bu konuda kendilerine bütün hukuki yardımda bulunacağımızın sözünü verdik. Onun dışında Şendinli Belediyesi'nin bir gıda yardımı olmuş. Kaymakamın çok cüzi bir miktarda bir yardım olmuş. Onun dışında bildiğim Şendin'de yeni kurulan Yakın Der diye bir tanıdığımız arkadaşlarımız var. Onların Ramazan münasebetiyle kendilerine bir yardım paketi hazırlama gibi şeylerinden haberimiz var. Bunun dışında elimizde ne geliyorsa yapmaya hazırız elbette ki. Cengiz Bey, çok teşekkür ederiz. Başbakan Erdoğan biraz önce yaptığı konuşmasında Ramazan ayında yapılan bu saldırıyı kınamıştı. Gerçekten öyle, ama diğer taraftan Ramazan ayında bir de yardım bekleyen Şendinli köylüler var. Bunu da hatırlatmış olalım. Mazlum Der Hakkari Şube Başkanı Cengiz Şen'i ağırladık. Şimdi müsaade ederseniz konuklarıma dönmek istiyorum. İlk önce Adem Demir'e dönmek istiyorum. Adem Bey, şimdi benim programlarımda genelde şöyle bir adetim yoktur: kimseye neye inandığını, hangi kökenden olduğunu, nerede durduğunu, siyasi görüşünü tabii ki soruyorum. Yani sorularla ortaya çıkıyor. Sormam ama size soracağım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz öncelikle? Türkiye Gazetesi muhabirisiniz ama niye bölgedesiniz? Bölge kökenli misiniz? Daha doğrusu doğrudan söyleyeyim, evet. Kürt müsünüz? Artı bölgede ne gibi bir tecrübeyi geride bırakıyorsunuz? Hiçbir mahsuru yok. Kimlikleri rahatlıkla ifade etmek gerekiyor. Bundan da sakınacak bir taraf da görmüyorum. Ben Kürdüm. Van Erdişliyim. Ama 1986'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 1996 yılından beri de fiili olarak gazetecilik yapıyorum. Ağırlıklı olarak İstanbul merkezli gazetecilik yaptım ama benim yani çalıştığım alan daha çok çatışma bölgeleri, Kürt sorunu olduğu için son 7-8 senedir de sürekli bölgeye gidip geliyorum. Kandil'i bildiğinizi biliyorum. Evet, birkaç defa gittim. Kandil'i 5 defa gittim, evet. Dolayısıyla 2 defa. Hem Irak Kürdistan'ı tarafını hem Türkiye tarafını yakından tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Sadece yani Irak Kürdistan'ı değil, hem orayı hem batıyı hem doğuyu hem de Türkiye'yi gezdim. Özellikle Irak'a defalarca gidip geldim. 2 defa Murat Karayılan'la görüştüm. 1 defa da Mustafa Karasu'yla görüştüm. O zaman çalıştığım bir dergide dergi adına röportaj yapmaya gitmiştim. Bunların hepsini de açık açık yazdım, ifade ettim. Ama ben Sayın Şen'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Arkasından da başıma gelenleri anlatayım isterseniz. Şimdi evet. Ama mesele burada mesele Kürt veya Türk olmak değil. Mesele vicdanlı olmakla ilgili bir şey. Ve adil olmakla ilgili bir şey. Yani ben Kürt olursam bu konuya bakışım değişmez. Veya Türk olursam da bu konuya bakışım değişmez. Çünkü bu konu hepimizin canını yakıyor. Her seferinde basılan karakollardan sonra birilerinin evine ateş düşüyor, değil mi? O aileler kahroluyor. Yıllarca o acıyı yaşıyorlar. Bizler ise 3 gün sonra unutuyoruz. Gene hayatımıza, normal akışına devam ettiriyoruz. Gene biz gazeteciler haber peşinde koşuyoruz. Başkaları başka faaliyetler sürdürüyorlar. Ama acı o hanelerden hiç çıkmıyor. O zaman bunun yani nedenine inmek lazım. Bakın, burada görüşüm şu: ben buna katılıyorum falan filan anlamında da söylemiyorum. Ben kişisel olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ı çok başarılı buluyorum. Ve özellikle de mesela bu demokratik açılımla birlikte atılan adımlarda gerçekten takdire şayan adımlardı. Ama şu anda karşımızda farklı bir Erdoğan portresi var. 2005'teki Tayyip Erdoğan yok.
mazlum ve mağdurdan yana, işte sorunları halleden ve hiçbir sorunu da halı altına süpüren bir başbakan iken, bugün bölgede onun hakkında farklı şeyler konuşuluyor. Bu imajı gitmiş durumda. Evet. Ne yazık ki yani. Ama sorun şu, yani... Şimdi bütün yumurtaları aynı sepete koymayın, süremiz daha var. Tek tek gidelim değil mi? Bir seferde anlatıp gitmeyi. İsterseniz şöyle gidelim, bu güzel bir girizgah oldu. En azından sizi tanımayan ya da belki gazetenizi ya da sizi şahsen takip etmeyen seyircilerimiz için çerçeveyi çok güzel koydunuz. Dolayısıyla hangi noktada durduğunuzu anladık. Şimdi... Hanım, ben sadece Türkiye Gazetesi'nde çalışan bir insan değilim. Ben farklı basın kuruluşlarında çalıştım. Bir ikinci senedir Türkiye Gazetesi'nde çalışıyorum ve Türkiye Gazetesi'nin de Kürt sorunu konusundaki gerçekten tavrı inanılmaz değişmiştir. Onlar da kendi açılarında bir açılım yapmışlardır. İster PKK'lı olsun, ister Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu olsun, hiçbirisinin ölmesini arzu etmiyorlar ve istemiyorlar. Olduğunda da üzülüyorlar. Çok üzülen arkadaşlarımızla, hatta bölgeye birlikte gidip gelen arkadaşlarımızın oturup ağladığını defalarca tanık oldum. İnsanlar artık bıkmış, gına gelmiş. Bu iş çözülsün de nasıl çözülürse çözülsün. Bakın demin Sayın Şem belirtti ama gerçekten şöyle bir şey, yani bayrağı biz gönüllere dikmemişiz. Dağlara, tepelere, taşlara dikmişiz. Yani Türkiye devleti bölgedeki insanın gönlünü kazanamamış. En azından bir kısmının gönlünü kazanamamış. Yani işte Gediktepe'ye, Kekliktepe'ye, Atilla Hocam bilir, her tarafta Türk bayrağı dalgalanıyor. Tamam, mesele bu mu sadece? Bayrak dikerek halloluyor mu? Olmuyor işte. Oysa siz gönüllere bu bayrakları dikmiş olsaydınız, zamanında yolunu yapsaydınız, elektriğini zamanında götürseydiniz, zamanında o Kürtlerle bir iletişim kurmuş olsaydınız, bugün en azından size silah yönelten insanların tavrı bile farklı olurdu. Bakın gerçekten farklı olurdu. Ama şöyle bir şey... yani sayı konusunda fikirler ayrı. PKK ve PKK demek bile başka bir şekilde anlaşılıyor. İşte terörist desen birileri kızıyor. İşte militan desen birileri kızıyor. Bu ülkede artık faşizm tavan yapmış durumda. Herkes olayları kelle hesabına göre yapıyor. Askerler kaç tane PKK'lı öldürüldüyse onların cesetlerini sayıyorlar. Yani cenaze bile diyemiyorsunuz. Çalıştığınız yerde de toplumun farklı kesimlerdir. Niye? Onlar için leş ifadesi kullanacaksınız. Askerler için PKK'lılar HPG ile sürekli yayın yapıyor. 105 kişi öldürdük, 109 kişi öldürdük, 100 kişi imha ettik. Hep gizliyorlar farklı farklı. İnanılmaz bir propaganda var. Herkes kendini haklı göstermek için inanılmaz siyaset yapıyor. Ve ortada olan insanlara oluyor. Gariban çocuklara oluyor. Belki yani karakolların durumuna geçeceğiz ama... Tamam. Karakollar oraya... can yakıyor yani. Evet. Askerleri resmen ölsünler diye bekletiyoruz. Peki burada bir virgül koyun, konuklarımdan devam edeyim. Bu söylenenler hem de Cengiz Bey'in söylediklerini ilk, yani biraz tepkilerinizi de almak isterim. Serhat Bey ne dersiniz? Şimdi benim Cengiz Şen'le bağlantıda da böyle kulağımın kıvrımlarına takılan bu yılgınlık ifadesi oldu. Birdenbire çok yorgun hissettim kendimi. Konuştuğumuz şeyler, karakol baskınları öyle mi olacak, böyle mi olacak, şu mu olacak? Böyle sürekli bir kendi kısır döngü içinde tartışıyormuşuz, konuşuyormuşuz gibi geldi ki ben bölgeye uzun süredir, çok uzun süredir adım atmıyorum ve ilginç bir tesadüf. İlk ve son defa yaşadığım bölge Van'ın Erciş kazasıdır. Babamın görevi nedeniyle gittim. 5 ya da 6 yaşındayım. Bir şeyi çok net hatırlıyorum. O zaman PKK, terörist falan yoktu. Şaki vardı. Şakiler bilmem işte Eleşkirt'te nöbetçinin, cephane nöbetçisinin boğazını kesmiş gibilerinden ifadeler kullanırdı. Dil değişti ama pek çok şeyin aslında değişmediğini de görüyoruz. Yani düşündüm, bir insan ömrü de bu sorun çözülmüyorsa, değişik şekillerde yeniden üretilerek karşınıza çıkıyorsa hakikaten bizde bir yılgınlık uyandırıyor. Bunu bir akademik çalışma olarak yapanlar da yaşayanların durumunu düşünmek dahi istemiyorum. Yani yılgınlık bence hani şu bulunduğumuz durumu çok iyi tanımlıyor. Herkeste bir bıkkınlık, yani bir konu 30 sene artık ve aynı minval üzerinde konuşulduğu zaman hani söz tükeniyor, sözün bitti ve kaç defa geldik biz bu sözün bittiği yere. Hani bununla başlamak istiyorum, bir kere bunu söyleyeyim. Bu son, yine yayına başlarken haberi geldi, bu son bir baskın daha.
Hani bu intihar ifadesi bana pek artık durumu açıklar gibi gelmiyor. Yani PKK intihar ediyor mu, intihara mı kalkışıyor? Bence çok ciddi bir meydan okuma. Hiç daha önce hiç olmadığı kadar bir meydan okumayla karşı karşıya Türk Devleti PKK. Çünkü bırakmıyor. Yani işi gücünü bırakmıyor. Sürekli olarak bir yerlerden taarruz ederek, karakolları hedef alarak bu işi geniş çaplı bir meydan okumaya dönüştürdü. Yine yayına gelmeden önce hani bu baskınla ilgili neler bulabilirim diye baktığımda yine benim yüreğimi dağlayan bir şey oldu. Beyefendi de ondan bahsetti, Adem Bey. Yani 3 tane asker biriket duvar altında kalarak şehit olduğu zaman artık orada hani bir kere de orada söz bitiyor. Hocam, yani bu bir BRT-60'ın mermisi bitiyor. Militan gidip kapağı açıyor, içeriye el bombası atıyor. Bir uzman ve iki er orada şehit oluyorlar. Durum bu. Üzerine bomba sarılı militan nizamiyenin kapısında kendini patlatıyor. Durum bu noktaya gelmiş. Sadece bu değil, affedersiniz, çok özür diliyorum, sözünüzü kestim ama biz bugün, benim burada olmamın bir nedeni de şu. Biz o gün yaşanan çatışmanın ortasında kaldık. Yani Şırnak'tan Şenbinli'ye giderken Çukurca, Gündeş ve Hakkari üçgenini geçtik. Hakkari istikametinde gidiyoruz. Daha işte 15-20 kilometre gittik. Yani Çukurca ile bizim bulunduğumuz nokta 29 kilometre. Hakkari ile bizim bulunduğumuz nokta 55 kilometre. Yani arkadaşımla sohbet edeyle gidiyoruz. Saat 11. Kimsecikler yok. Arkadaşım dedi, ister misin burada PKK'lı militanlar yol kontrolü yapsın? Yaparsa ne yaparız dedi. Ya biz de dedik ki resimlerini çekeriz, ertesi gün haber yaparız. 5 dakika sonra birinci bariyeri geçtik. İkinci bariyerde 2 tane silahlı militan arabamızı yan tarafa çekip bizi indirdiler. Ve bir köprünün altına koydular. Ondan sonrasını anlatırım ama siz buyurun. Yok, yani bütün bunlar artık bize... Yani başka bir şeyin yapılması gerektiğini ya da bugüne kadar ne yapılıyorsa o pek işe yaramadı. Vardığımız sonuç bu. Bir de tabii şeyi unutmamak lazım. Bu Suriye'de ortaya çıkabilecek bir duruma müdahale edebilmek, özellikle de bu keşif uçağının düşürülmesinden sonra oraya kuvvet kaydırılması nedeniyle tahmin ediyorum diğer yerlerde yeterince kuvvet kullanamıyorlar. Sizin yani, meydan okuma dediniz biraz evet. Önce. Bir cümleyle o savınızı açar mısınız? Yani ben sanıyorum İsmet Berkan'ın köşesinde bugün okudum, o intihar olarak niteliyordu. Bana da önce öyle geldi, fakat bu akşam duyduğum haber, yani hani intiharın da bir mantığı var. Bu düpedüz yani gitmeyecekler ve alana belli bir süre hakim oluncaya kadar da bu işin peşini bırakmayacaklar. İntihar değil hocam, gemileri yakma durumu. İşte yani. Kesinlikle yani. Ya şimdi oldu. Yani gün bugündür ya da. Çünkü yani, boşluk oluştu. Bir tarafta bakın Şırnak ve Hakkari'ndeki güçlerin bir kısmını Suriye sınırına sevk ettiler. O boşluğun farkına vardılar. Öbür tarafta Suriye sınırında bir iki gövde gösterisi yapıldıktan sonra onlar da bu boşluktan bir inisiyatif alabilir miyiz deyip Şemdinli'ye akın ettiler. Ama orada yani istihbarat bilgileri çok net bize verildi. 10 gün önce 480 kişinin sınırı geçtiği tespit edilmiş ve bunlar karakollara söylenmiş zaten. Alaydan, Hakkari alayından sürekli karakollara, aman çocuklar dikkat, herhangi bu gece işte basılabilirsiniz, önlemlerinizi ona göre yapın ve gerekli teçhizatınızda hazır durun. Her seferinde bu, bakın orada zaten karakollarda duranlar en rütbelisi asteğmen, hemen altında assubay var. Yüzbaşı, binbaşı, şu bu yok. Yani o 19-20-21 yaşındaki gencecik çocuklar ve inanılmaz bir şey. Yani karakollarla ilgili kalakol diye bir şeyler yapılacaktı. Bir kısmı yapıldı, 60 tanesi, işte 140 tanesinin ihalesi yapıldı, 200 tane de yapılacak vesaire. Hocam mevcut karakolların hiçbirisinde asla insan barınamaz, yaşanmaz yani. Yani şeylerin kaldıkları yatakhaneleri gördüm, yemek yedikleri yerleri gördüm, kantinlerini gördüm. İnanır mısınız, hiçbirimiz çocuklarımızı oraya gönderemeyiz. Gönderilmez zaten. Ama birileri bu duruma müdahale etmiyor maalesef. Her seferinde evet yapıldı, yapılacak falan filan deniliyor ama arkasında ciddi bir boşluk var ve gençler ölüyor. Atilla Bey'e döneceğim ama şunu da söyler misiniz? Askerlerin fiziki korunma şartı, yani karakollar böyle, ellerindeki teçhizat ne durumda? Çünkü o da bir tartışma. Silahları var. Bakın ben burada çok net bir şey söyleyeyim. Ben iki karakol gezdim o anda. İki karakolların da termal kameralarının çalışmadığını söylendi bana.
Açık ve net yani. Termal kameralar çalışmıyor. Çalışsa bile fayda etmiyor. Çünkü benim gördüğüm militanın elinde 4 tane militan başımızda duruyordu. 4'ünün de elinde silahlarıyla beraber kocaman şemsiye vardı. Termal kameraları açmak için. Atilla Bey. Evet. Şimdi tabii konu terör ve terörle mücadele. Terörün ulaşmak istediği hedeflerden bir tanesi de toplumda yılgınlık oluşturmak ve bu yılgınlığı bir müddet sonra kendi istediği doğrultuda yönlendirmek suretiyle toplumun istemediği şeyleri ona silah zoruyla kabul ettirecek ortamı hazırlamak. Maalesef biz bu konuştuğumuz hususlar hepsi bu terörün yapmak istediği şeylerin sonuçlarını bir bir saymamız oldu diye düşünüyorum. Şimdi birincisi tabii hepimiz üzülüyoruz. Gerçekten ben yani bu yıllarda değil 96-97'de bölgede durduğum zaman kendi askerlerimden yaralandığı zaman nasıl üzülüyorsam çatışmada bir teröristi öldüğü zaman veya yaralandığı zaman aynı şekilde üzülüyordum. Hatta Kuzey Irak'ta bir çatışmada ölen bir teröristleri bizzat koruculara ibadet yani normal dini törenle gömmeleri için de uygun ortam sağladığımı da biliyorum. Yani bu noktada sanılmasın ki bir asker orada teröristle mücadele ederken kendisi şehit verdiği için nasıl üzülüyorsa mutlaka bir teröristin de öldüğü zaman aynı şekilde üzüldüğünü bir kere daha vurgulamak isterim. Bunu acıyı duyan birisi olarak ben de. Ama bazen de şöyle bir ters etki de yapar. O savaş çünkü insanlık duygularının da ortadan kaldığı, insanın hayvani duygularının da ön plana çıktığı özellikler de gösteriyor. Aynı teröristlerde veya oradaki insanlardaki nasıl vahşice hareket etme duygusu olursa bazı askerlerde de böyle duygular söz konusu olabilir. Ki biz komutanlar olarak bunları da engellemek bizim görevlerimizden biri olarak değerlendirmiştim ben. Şimdi gelelim Şemdinli'de neler oluyor? Ondan önce şeyi değerlendirmenizi rica edeceğim. Şemdinli'ye döneceğiz de Atilla Bey. Şimdi evet siz söylüyorsunuz terör örgütünün amacıdır, propagandasıdır. Bütün bunlar olabilir. Ama burada Adem çok çarpıcı bilgiler veriyor. Bakın 96-97 diyorsunuz. Yani 10 seneden ki bu süre 35 seneye geçmiş. Ve oraya çocuklar hala bu şartlarda yollanıyor. Yani burada bir terslik yok mu? Biraz önce verdim. Geçen sene Silvan saldırısından sonra aynı şeyi konuştuk. 16-17-18 yaşındaki çocukların ellerine silah verip çoğu korkudan bir yerlere kaçarken kömür oldular hatırlayacaksınız Silvan'da. Yani burada bir, yani dönmen dolaş bir terslik yok mu? Şöyle diyeyim. Terörle mücadelenin de sonuçları bunlar. Yani kolay bir olay değil. Bir ikincisi şurada şunu söylemek istiyorsanız orada karakolların neden böyle kendi başına korunaklı bir şekilde yapılmadığını işte tuğlanın veya taşların altında kalarak askerlerimizin ölmesi noktasına geldiğimizde hakikaten bu bir noksanlıktır. Ve bu konuda yapılan bir açıklamayı da duyduğumda ben şahsen çok üzüldüm. Şimdi yani savunma bakanı diyor ki terörle mücadele şahane gidiyor. Çok iyi gidiyor diyor. Şimdi yani onu da vurgulayalım yalnız bir objektif olmamız lazım bu noktada. Özellikle terörle mücadele, teröristle mücadele anlamında söylüyorum bunu. Çünkü terör yani Kürt sorunu ayrı bir konu. Kürt sorunun içinde demokratikleşme sorunu var, özgürlük sorunu var. Bunun yanında sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik sorunlar var. Bir zamanlar bunlar ön plana çıktı, güvenlik konuları ikinci planda kaldı. Terör örgütü bunu da bölgeye yerleşmek için çok iyi kullandı. Ama bunlarla beraber güvenlik sorununa da çözüm bulmanız gerekiyor. İkincisi uluslararası ilişkiler boyutu da var. Dört boyutludur bu olay. Dolayısıyla bu dört boyutun aynı anda senkronize edilmesi lazım. Şimdi de dikkat ederseniz biz şeyleri bıraktık. Sadece güvenlik boyutunu ön plana çıkartıyoruz. Demokratikleşme, sosyoekonomik ve sosyokültürel tedbirleri ihmal edilmiş gibi bir imaj oluşuyor. Dolayısıyla bunlara da ağırlık verilmesi lazım. Buradan geldiğimizde 96-97'de güvenlikle ilgili konu hakikaten sonuç alındı. Terör örgütü marjinalize oldu 97'de. Bu neden nedir ki Abdullah Öcalan bize Suriye tarafından teslim edilmek zorunda kalındı?
ayrıyeten Amerika Birleşik Devletleri de bize Abdullah Öcalan'ı teslim etmek zorunda kaldı. Evet. Orada güvenlik boyutunda önemli bir sonuç alınmıştı. Maalesef biz bu fırsatı değerlendiremedik. Oradaki Kürt vatandaşlarımızı, o terörü besleyen zemini ortadan evet. kaldırıcı tedbirleri alamadık. Ne de demokratikleşme, ne sosyokültürel, ne sosyoekonomik açılarlar yapamadık. Adem bir şey söylüyordu galiba. Adem'in bence hocam biz şeye alıştık yani, ölümlere alıştık. Yani evet gına gelmiş falan filan ama yani bir insanın ölmesini artık çok önemsemiyoruz. 10 tane, 20 tane olunca çok fazla üzülüyoruz. 100 tane olunca herhalde çok daha fazla kahrolacağız. Olay burada, yani olayın kilit noktası burada. Oysa bir tane insan ister oradan ister buradan öldüğü zaman hepimizin kahrolması lazım. Hatta bir tane, iki tane insan olduğu zaman İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ya orada olması lazım. Yani bölgede olması lazım. O askerlerin sırtını sıvazlaması lazım. Ya da bırakıp çekip gitmesi lazım yani. Yani bugünün İçişleri Bakanları için söylemiyorum sadece. 30 yıldır aynı şey. 30 yıldır aynı şey. Peki yani yeter dedim, keşke ben size fotoğraf ve görüntü göndermiştim. Bir, evet, bir o taş yani taş yığınlarının resmini versinler ya. Nasıl kahrolunmaz yani? Nasıl kahrolunmaz? Aynı şekilde onlar için de bakın, biz bunu söylediğimiz zaman ya terörün yandaşı oluyoruz ya devletin yandaşı oluyoruz. Yok öyle bir şey bakın. Evet, biz insanız gerçekten. Yani vicdanı ben ölmemiş. Aynen öyle ha. Şimdi mesela şu üst karakol bölgesi, yani geçitli karakolu biraz aşağısında, hemen bunun gerisinde bakın. Yani bu tarafı Türk tarafı, yani ZAP'ın bu tarafı, bu tarafta Irak tarafı yani. Bu tepeyi açtığınızda Irak sınırıdır artık. Şimdi bütün bakın şu tabii orada 15-20 tane asker var ve 7 tanesi mi 6 tanesi orada şehit olmuş. Karakolda ayrıca bakın öyle bir saldırı tekniğiyle şey yapmışlar ki insanın hafızası duruyor gerçekten. Yani ben çok sofistikedir, eylemleri çok mükemmeldir anlamında söylemiyorum. Bakın şu karakola saldırmak için 50 kilometrelik yolu. Bu nedir? Bu işte şey siper. Mevzi. Karakolun mevzisi. Şunlar komutun tabii ki torbaları. Tabii ki orada çocuklar, askerler orada şey yapıyorlar. Bakın gece hemen, karanlıkta da burada oturuyor. Tabii gece karanlıkta da çocuklar orada duruyor. Geçimli karakolun hali bu. Bu geçimli karakolun hemen mevkisi. Bu da üst mevkisi. Saat yani olay başka yani bir şey şimdi yani. Şimdi tabii karakollara ilişkin Adem Bey çok aydınlatıcı ve biraz da iç karartıcı bilgiler verdi. Ben de bu savunma sanayi konularını, silah ticareti konularını çalışan biri olarak yıllardır şeyi takip ederim. Yani madem hani teröristle mücadele boyutundan söz ediyoruz, bir taarruz, bitmek bilmeyen bir taarruz helikopteri ihalesi vardır Türkiye'nin. 90'lardan beri, 90'ların sonundan beri işte Amerikalılar verilmiştir önce, yok kaynak kodları falan derken olmadı, hadi bir daha ihale. Galiba geçtiğimiz ay İtalyanlarla ortak yapılan bir taarruz helikopteri nihayet prototipi havalandı. Yani ben tahmin ediyorum bu yani PKK ve Kürt meselesi hallolduktan bir hayli sonra herhalde o helikopterler hizmete girecek. Bu tür eksiklikler de var ya da bir türlü rayına oturmayan şeyler de var. Yani bu tür mesela taarruz helikopterleri bu tür harekatlar için çok önemli. Olmazsa olmaz. Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belli imkanları vardı. Ama bunlar zamanla yıpranan, işte kırıma uğrayan şeyler. Yenilenmesi gerekiyor. Onlar yenilenmedi. Son galiba 3 tane işte Amerikan Deniz Piyadelerinin Afganistan'da kullandığı taarruz helikopterleri Türkiye'ye gönderilecek. O açığı bir ölçüde telafi edecek. Yine yani ben asker değilim ama şeyi de kafam almakta zorlanıyor. Mesela böyle bir karakolda görüyorsunuz resimlerde bir tane de 55 tonluk koca ana muharebe tankı duruyor. Şimdi asimetrik bir savaşta, asimetrik bir mücadelede tek bir tankın orada ne işi var onu çözemiyorum. Yine çözemediğim yani anlamlandırmakta zorlandığım şey bu karakollar gerçekten gerekli mi? Yani taktik açıdan zorunlu mu o karakolun orada bulunması? Peki yani hep sorduğunuzda hani kaçakçılıkla mücadele tamam onun bir mantığı var, bağlamı var ama artık o bağlamın çok ötesindeyiz. Yani bu karakolu buradan kaldırma, devlet iktidarının bir sembolünün ortadan kaldırılması ve PKK'nın bu anlamda bir başka kazanımı olarak mı değerlendirildiği için illa buralarda ısrar ediliyor. Yani 400 civarında karakoldan söz ediliyor benim anladığım kadarıyla, bir kısmı modernize edilmiş vesaire. Yani bunların hepsinin burada durması, bulunması şart mıdır? Çünkü bu bir zafiyet unsuru hocam, da oluşturuyor askeri açıdan. Yani kaçakçılığı önlemek maksadıyla yapılmış zamanında. Tamam. Onu yani, buna ben açıklık getireyim. Yalnız burada kamuoyu
biraz yanlış bilgilendiriliyor, onu da söyleyeyim. Nedeni de şu, bu konuyu tam bilmeyen arkadaşlarımız bu konuyla ilgili açıklama yaptığında bir noktada eksik kalıyor hususlar. Konuyu bilmiyor, bizzat yani evet bir gazeteci olarak orayı biliyor, ben hürmet ederim arkadaşımı ama taktik açısından da bilmiyor. İkincisi orada neler olduğunu da olmuyor. Taktik açısından söyleyeyim mi? Şimdi ben, bunu izah edeyim. Bir dakika müsaade ederseniz izah edeyim. Birincisi bu kaçakçılıkla ilgili mücadelede bazı karakollar vardı eskiden. Ancak terör ön plana çıkmaya başladığı zaman bütün bu kaçakçılıkla ilgili şeyler, karakolların hepsi ortadan kaldırıldı. Gerekli olanlar yani terörle mücadelede faydalı olacaklar da tutuldu. Bunlar tutuldu. Yani o eski kaçakçılıkla ilgili karakollar değil bunlar. Bunlar oradaki taktik açıdan olması gereken karakollar. Yol kontrolleri yapmak için yapılmış karakollar hocam. Bir dakika müsaade edersen onu söyleyeyim. Aha. Şimdi geleceğim oraya çünkü. Şimdi taktik açıdan gerekli olan bunlar diyorum. Neden? Bir arazide eğer siz belirli bir bölgede bir karakol bulmazsanız o bölgeyi tekrardan terörist gruplar orayı kontrol ederlerse oraya çıkmanız, orayı kontrol edebilmeniz zayiatlarınızı arttırabilecek bir pozisyonda olur. İkincisi bu yol kontrolü mesela geçimli karakoluna baktığımızda geçimli karakolunun asıl maksadı bu kaçakçılığı önlemek maksadıyla yapılmış bir karakol değildir. Tamamen Hakkari Çukurca Karayolu'nun emniyetini sağlamak maksadıyla oluşturulmuş bir karakoldur. Dolayısıyla bu karakol eğer orada olmazsa yeri farklı olur bilmem ne olur, ben gidip görmediğim için şu anda bir şey diyemeyeceğim. Ama olmazsa sizin Çukurca ile Hakkari arasında o yolu kontrol etmeniz tamamen ortadan kaldırılır. O yolu teröristler kestiği zaman da Çukurca'da istedikleri gibi Şenbil'de yapmak istediklerinin çok daha fazlasını hocam, yapabilirler. Hocam Şırnak'tan Van'a kaç kontrol noktası olduğunu biliyorum hocam. Evet. Bunların hiçbirisine ne Karataş Karakolu ne de Geçimli Karakolu yol kontrolü yapmıyor hocam. Yol kontrolünü yapan bir Habur 2'de yapılıyor, bir bakın. Gündeş'te yapılıyor, bir Depin'de yapılıyor, bir Yüksekova'nın o Yeni Köprü'de yapılıyor, bir Gevaş'tan Başkale'ye gittikten sonra yapılıyor, bir de... Sizin söylediğiniz ben ne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne kadar bu konuda demokratik yaklaşımı olduğunu şey yaparım. Normal şartlarda hocam, orada eğer bu karakollar kontrol yapmıyorlarsa... İnsanların bu seyahat etme özgürlüğünü kısıtlamamak içindir. Çünkü sadece siz, arkadaşım şunu düşünüyor. Orada yol kontrolü yaparak bu güvenliği sağlıyor. Ben sadece soracağım. Basit bir şey soracağım. O bunu size Bilge Sağ Başkanı olarak. Evet, Bilge Sağ Başkanı. Sandıklı olarak. Ben zaten şu anda asker kimliğinizden hayır, onu sormuyorum. Kesinlikle ben askerden çıktım. Atilla Bey, şu karakollara baktığınızda yıllar yılı bütçemizin %60'ı savunma sanayine ve savunma bakanlığına verildi. Sizin içinize siniyor mu bir Türk vatandaşı olarak? Ben onların içinde yaşadım. Onlardan çok daha kötü yerlerde yattım. Yani siz onun için evet bir dakika. Dolayısıyla bunu kabul etmemiz zaten mümkün değil. Hocam oradaki asker orada, ne diyor? Bir dakika, çok bir dakika. Şimdi bir dakika onu söyleyeyim ben size. Yani burada zaten bu açıklamayı biraz önce söyledim. Açıklama yaptım. O karakolların savunma gücü arttırılmış uygun karakollar olmaması işler acısı bir şey. Dolayısıyla bunu tasvip etmemiz mümkün değil. Bu konuda da ilgili bakanımızın yapmış olduğu veya ilgili kişilerin yapmış olduğu bir açıklama var. Yok çeşitli sebeplerle bunlar yapılamadı diye. Bence bu azim kararlılık diyoruz terörle mücadelede. Bu azim kararlılık sözde kalmaz. Veya güvenlik güçlerin kararlı bir şekilde bu çatışmaların içine girmekle olmaz sadece. Bu azim ve kararlılık ne olur? İşte o orada güvenliği almak için oluşturduğunuz o karakolları ne olursa olsun... Orada güvenli bir şekilde inşa edecek şekilde olur. Ne olur? Uluslararası ilişkiler ortamını veya siyasi ortamı o şekilde evet. Terörü çözecek şekilde oluşturmakla olur azim ve kararlılık. Bu arada tabii şu anki Genelkurmay Başkanı'na ve şu anki hükümete de haksızlık yapmış olmayalım. Geçmişteki bütün Genelkurmay Başkanları, bütün savunma bakanları ve bütün hükümetlerin bu işte... Muhakkak ki dahil var ki hala bu noktadayız. Birbirini takip eden elbette onu yıllar içerisinde Şirin bu noktaya zaten. Geldik. Buyurun. Mesela zaten şu bakın oradaki asker aynen şunu söyledi. Emin olun var ya yüreğim dağılan dedi ki gösterdi bakın şu tepeden diyor taş yuvarlasalar, kaya yuvarlasalar gelir bu karakolu dümdüz eder. Emin olun yapar. Emin olun yapar çünkü başka hiç savunma alanı yok.
Çünkü şöyle bakın, vadi şöyle. Biliyorsunuz hocam, orada görev yapmışsınız. Bakın, şurada adam silahla atış etmeden şuradan kaya yuvarlasa, buradan kaya yuvarlasa bitti. Allah'a emanet yaşıyoruz dediler. Hocam Allah'a emanet yaşıyoruz dediler. Biz bunu zaaf içinde olduğumuz, işte bak teröre yeni düştük falan filan anlamında söylemiyoruz. Batıdaki karakolların saray olmasına gerek yok hocam. Batıdaki ordu evlerinin 5 yıldızlı otel olmasına gerek yok hocam. Ama burada çadır kursanız bir asker, bir polis güvenlik görevliliğini rahatlıkla yapar değil mi? Çünkü burada tehlike yok. Risk yok en azından. Ama orada var hocam. Oraya saray yapma. Saray yapılsın da istemiyor. Bakın adam diyor ki, asker diyor ki, şu karakolun altında diyor eski haliyle devam etsin. Mehmetçiğin yatakhanede çatışma başladığında yatakhanede mevziye giderken av oluyor diyor. Mevziye giderken alttan diyor iki tane kepçeyle kalsınlar, tünel yapsınlar. Çatışma başladığı zaman yatakhanesinde mevzisine tünelle gitsin. Oradaki adam bunu düşünüyor hocam. Buradaki düşünmüyor, mesele o zaten. Hani siz beni bilmemekle itham ediyorsunuz. Ben sizi tanıyorum, biliyorum. Ama emin olun ezberledim hocam artık oraları. Gide gele gide gele karım ve çocuklarım artık bıktılar. Niye gidiyorum ben? Yani keyif mi var orada? Niye Suriye'ye kaçak yollarla gidiyorum? Çünkü hocam utanıyorum. 60 yaşındaki Alman geliyor Suriye'den, benden daha iyi haber yapıyor. Ama Suriye burnumun dibinde. Ben Şemdinli'ye gidemiyorsam gazeteci olarak birisinin yüzüme tükürmesi gerekmiyor mu? Gitmiyorlar hocam. Masa başında herkes çok güzel kitabı ifadeler kullanıyor. Ama yaşam alanı bambaşka orada. Evet. Çünkü arazi müsait hocam. Herkesi dağıtır. Yani ben o patlatılan tank şey mayın sesini o küçücük yani inde yaşadım ve kulaklarım patladı zannettim. Siz ne kadar bulundunuz orada? Oradaki görev yapan insan. Bakın şimdi. Empatiyi şöyle yapalım. Ben arkadaşımın hepsine katılıyorum. O arkadaşın orada toplam bulunma süresi ne kadar bilmiyorum. Ama orada görev yapan askerlerimiz, subaylarımız, as subaylarımız orada ne kadar bulunuyorlar? Bizzat onu yaşıyorlar. Hocam söyleyeyim ben, size. Bir dakika. Hocam söyleyeyim bakın, size. Bakın yalnız her seferinde şey yaparsanız ben sizin bir tane sözünüze girdim mi? Ben müsaade edin. Yani her seferinde orada subayımızla kalıyor. Ben de kaldım. Ve yani farklı bir empatiden düşünelim. Bu askerlerimiz ve güvenlik görevlerimiz orada bu kadar kötü yaşam koşullarına rağmen, bu kadar hayat riskleri olmalarına rağmen, burada Türkiye'nin, Türk vatandaşların veya Kürt vatandaşlarımızın güvenliği için orada görevlerini yapıyor. Bu da başka bir paradigma. Ben sizin paradigmanızı anlıyorum ama kusura bakmayın, Türk halkı da orada bu vatan için, vatandaşlarımız için, insanlarımız için, insanlarımız için, yani insanlarımız için ne kadar ağır koşullarda görev yaptığını da bir kere daha farklı bir paradigmadan bakmamızda yerde var. Çok soru var kaçırılma hikayesiyle ilgili ama sana dönmeden önce Serhat Bey'i sormak istiyorum. Serhat Bey, buradaki sorun şurada nereden kaynaklanıyor? Yani yıllar içinde ordunun, Türk ordusunun stratejisinin merkezine Kürtler bu Kürt sorunu meselesini öncelikli yapması mı? Yani burada mühim olan bütün herkesin refahı noktasında değil de işte burada bir bölücü Kürtler var yerleştirip dolayısıyla bir algı kayması ya da strateji kayması yapmasından mı kaynaklanıyor? Nasıl açıklıyorsunuz? Yani bir ordu sonuçta nasıl olur da kendi askerinin hayati güvencesini alamaz? Mesela bakıyoruz Afganistan'daki Amerikan askerlerinin durumuna ve biraz önce gördüğümüz fotoğraflara. Her ne kadar Atilla Bey öyle değil dese de. Ama ben size söyleyeyim. Amerikan askerlerinin de Afganistan'daki yaşadığı koşullar onlardan iyi değildir. Onu da söyleyeyim size. Muhakkak ki. Orada da askeri ölümler var ama. Evet. Şimdi çok iç içe geçmiş sorular var. Yani aklımda kaldığıyla yanıt vermeye çalışayım. Bütün bunları konuşurken aklıma bu Amerikalı General Sherman'ın bir sözü geldi. İç savaş sırasında büyük bir yıkımla bir şehri ele geçiriyorlar ve savaş cehennemdir diyor. Aslında yani işin özü bu. Şimdi 84'ten beri böyle bir ortamın olduğu bir yeri düşünün. Bu bir kaynak meselesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hani şeyi bütçesi dipsiz kuyu değil ki. 30 senelik bir savaşı ya da bir çatışmayı veya ne düşük yoğunluklu harekatı, iç güvenlik harekatını adına ne derseniz deyin sürdürmek kolay bir şey değil. Yani bu
hem insanlar açısından hem maddi kaynaklar açısından tüketici bir şey. Bunu böyle yekpare düşünmemek lazım. Atilla Bey'in getirdiği nokta iyiydi. Yani Birinci Körfez Savaşı sırasında o yaşanan çok yoğun çatışma dönemi 97'de stabilize olmuştu. Yani Türkiye Kuzey Irak'ı bir ölçüde kontrol ederek Kürt sorununun güvenlik boyutunu büyük ölçüde denetimi altına almıştı. Denklemi değiştiren 2003 Irak Savaşı oldu. Bir de yani Kuzey Irak artık bir kolay serbestçe girilen bir harekat alanı olmaktan çıkınca Türkiye'nin güvenlik olarak yapabileceği şeyler de azaldı. Biz bu süreçte hani Türkiye'nin iç siyasette demokratikleştiğini, özgürleştiğini ve Kürt sorununun daha sağlıklı bir bağlamda tartışılmaya başladığını da gördük. Ama bu Arap Baharı ve Suriye tekrar bize yepyeni bir bağlamla karşı karşıya bıraktı. Yani bütün taşlar yerinden oynadı ve eskiden yani Irak, Kuzey Irak derken bir de şimdi Suriye gibi bir mesele var. Ben Adem Bey'den bu konuda ayrılacağım. Suriye belki doğrudan müdahil değil ama eminim yani bu işin bu noktaya gelmesine katkıda bulunacak bir takım hamleler yapıyordur. Bu 97'ye giden süreçte Sırplar bile işte uçak savar füzesi vermişlerdi. İki tane helikopterin düşürülmesinde kullanıldı bunlar. Hani bu ihtimal dışı değildir. Ağırlıklı rol oynadıkları anlamında değil. Ama yine ben aynı noktaya döneceğim. Hani başta güvenlik ağırlıklı strateji yerini siyasete bırakmıştı. Peki ama ben burada şimdi ben o zaman pardon çok özür diliyorum. Şunu da sormak zorundayım. Senin böyle yani senin derken ülke olarak böyle bir yumuşak karnın varsa Suriye ile ilgili politikanı belirlerken de bunu düşünmen gerekmiyor mu? Çünkü bugün dönüp de bu PKK'yı da başımıza yeniden Suriye sardırdı. Zaten silahla yardımı yapıyorlar. İşte hapisteki PKK'lıları da serbest bıraktılar demek için biraz geç değil mi? Çünkü başından beri ne deniyordu? Türkiye'nin yumuşak bir karnı var çözemedi ve bunu herkes manipüle etmeye hazır. Ama Suriye adında İran olabilir, ama Suriye adında Rusya olabilir, ama Suriye'nin kendisi olabilir. Ya da hiç tahmin etmediğimiz şekilde konjonktürel olarak belki Barzani'nin orada daha güçlenmesini isteyenler olabilir. Bu strateji kurgulanırken temel varsayım konuşmanın başında ifade edilen yeni bir açılım. Yani Kürt açılımının bir siyasi sonuç getireceği ve sertlik yanlılarıyla demokratikleşme ve özgürleşme çerçevesinde bu sorunun siyasi çözüm bulacak taraflar arasında hakikaten bir sonuca varılacağı beklentisi vardı. O çöktü aslında. Birincisi bu. Yani bu Arap Baharı'nın Suriye sıçradığı dönemde bu paradigma işe yaramadığı ortaya çıktı ya da bir süreliğine rafa kaldırıldı. Bu bir boyutu. Öteki boyutu da tabii şimdi sizin askeri dikkatiniz Suriye'ye odaklanmış durumda. İster istemez o karakolların etrafında alana çıkartacağınız askeriniz yok. İşte devreye kalmıyor. Devreye çıkartacağınız şeyiniz yok. Bütün bunlar birer şey. Ama belki şunu da eklemek lazım. Bu yumuşak güce dayalı dış politika ister istemez geçtiğimiz 10 yılda güvenlik konularını hep ikinci öncelikli hale getirdi. Şimdi bunlar yeniden gündeme kendilerini dayatıyorlar. Hani bu anlamda bir hazırlıksız evet, söz konusu bir olabilir. Bir sorumuz var. Zamanı da tükeniyor da hepsini bir araya onu çıkıyorum size döneceğim. Bir seyircimiz de diyor ki darbe diye bütün tecrübeli komutanlar Silivri'de olduğu için de zafiyete uğruyor olamaz mıyız? Yorumumuz var. Yani bunun komuta zincirinde mutlaka bir etkisi, olumsuz etkisi mutlaka olmuştur en azından. Yani tecrübelerin aktarılması, sorumluluk alınması, şimdi herkes yoğurdu üfleyerek yiyordur. Yani tek bir asker ölse bile hesabı sorulduğu için eminim bir çekingenlik vardır. Yani etkisi hiç yoktur demek doğru değil. Buyurun Atilla Bey. Ben bir şeyi vurgulayacağım. Tabii burada bir şeyi kaçırdık yalnız. Biz yani farklı noktaya doğru gidiyoruz gibi geliyor. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri veyahut da Türkiye PKK terör örgütüyle silahlı mücadeleye zevk aldığı için gitmiyor. Veya herhangi bir şekilde bunları Kürt vatandaşlarımıza zarar verelim diye gitmiyor. Veliyle son uygulanan politikalarda bunu böyle algılamak, böyle yorumlamak son derece yanlıştır. Tam tersi Türkiye Kürt vatandaşlarımızı ayırıp onların özgürlüklerinin önünü açmak için büyük çaba sarfıyor. Habur gibi bir rezaleti dahi göze alarak bunları yapıyor. Yapmasına rağmen PKK terör örgütü biliyorsunuz son yıl içinde verdiği talimatlar şu: ne kadar terörist ölürse ölsün benim için umurumda değil. Ne kadar sivil ölürse benim için umurumda değil. Yani bunlar ölmesi, kimler bunlar? Kürt vatandaşları. Dolayısıyla ne kadar polis olursa, ne kadar tahrip olursa, ne olursa olsun benim için umurumda değil. Benim için umurumda olan
o PKK terör kendi örgütümün belirlemiş olduğu hedeflere ulaşma noktasında belirli aşama kaydetmemiş. Dolayısıyla onun için orada Kürt vatandaşlarımızın ölmesi, Kürt vatandaşlarımızın demokratik veya şey ihtiyaçlarının giderilmesi, bugünkü anlamda terör örgütü bunları sağlamak için var olduğunu söylemek oldukça eksiklik eder. Evet, bir zamanlar bunu gündeme getirmek için bunu şey yaptı ama şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin bütün gücüyle yapmak istediği şey şu: şehir merkezlerine bir bomba patlamasın, sivil vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmesin, PKK terör örgütü herhangi bir şehir merkezine girip sivil vatandaşlarımı öldürerek, bunu güvenlik evet. güçlerini de üzerine atarak şey yapmasın. Orada ticaretin, ekonominin güvenli bir şekilde yürütülmesi, sosyoekonomik ve sosyokültürel açılımların halka yansıması yönündeki girişimlerin terör örgütünce önlenmesini engellemek için yapılıyor bunlar. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri veyahut da güvenlik güçleri veya Türkiye neden oradaki terör örgütü mensuplarını o etkisiz duruma getirmek evet. için kendi hayatlarını tehlikeye atsınlar diye bir sormak istiyorum. Tabii ben. Zaten buradaki meselemiz o. Yani burada zaten sorumluluk sivil otoritede, orası kesin. Şimdi orada da bir ama evet, burada mesele, orada çok önemli bir şeyle ilave edebilir miyim? Burada mesele askeri tartışmamızın evet. nedeni belki son 1-2 senedir değil ama yıllarca asker bu meselede evet. kendisini söz sahibi evet. gördü. Maalesef doğru söylüyorsun. Bugün dönüp İşte bu elbette noktada bir araştırmanın, bu noktaya nasıl bu noktada geldik, çok güzel bir noktaya geldik. Mi? Bir araştırmanın bir sonucunda da bir dakika müsaade edin bana. Tamam, sonra Adem'in şimdi söyleyeyim. Şimdi mesela şöyle, Türk Silahlı Kuvvetleri de çok hızlı bir değişim gösteriyor ve demokrasinin içinde kendi pozisyonunu yeniden hazırlıyor. Şimdi biz kendi kendimize şunu sorduk: neden Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar operasyon yapılıyor, açıklama yapılmıyor? Herkesin evet. kafasında soru değil mi? Evet, şimdi biz bunu neden yaptığını araştırdık. Şimdi şöyle bir sonuç çıktı. Sonuçta Milli Güvenlik Siyaset Belgesi 2010'da ve 5 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile teröristle mücadelede bundan sonra il idaresi kanunu, yani 5442 sayılı kanuna göre yapılacak deniyor. Buna göre terörle mücadele konusunda sonuçların açıklanmasından, yurt içindeki terörle mücadele konusu sonuçların açıklanmasından İçişleri Bakanlığı ve mülki amirler sorumlu. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yapmıyor. Bu da demokrasinin gereği olarak siyasi iktidarın almış olduğu kararlara uygun olarak yapıyor. Gene yapmış olduğu operasyonları da bizzat mülki idarenin, valinin onayıyla yapıyor. Yani doğrudan doğruya kendisi yapmıyor. Operasyon planını alıyor. Valiyi onaylattırıyor. Ondan sonra bunu yapabiliyor. Diğer bir konu, peki diyeceğiz, kendi kendimize soruyoruz. Bazı konularda Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyon sonuçlarına ilgili yapıyor. Yalnız onlara dikkat edelim. O operasyon sonuçları sınır ötesi harekatlarla ilgili yapılan operasyon şeyi. O da 11 Ekim 2011 evet. tarihi Bakanlar Kurulu kararıyla o Genelkurmay Başkanlığı'na sınır ötesiyle ilgili verdiği için yapıyor. Tamam. Özetlersek şöyle: artık Genelkurmay Başkanlığı ülke dahilindeki operasyonlarla ilgili açıklama yapmıyor. Açıklamada yetki verme de mülki idarenin, yani valilerin, dolayısıyla İçişleri Bakanı, dolayısıyla hükümetinin emri altında. Yani ne olup ne bittiğini hükümet FSK açıklama yapsın gibi bir topu tacı atamaz. Bizzat kendisi çıkardığı yeni düzenlemeyle kendisine aittir. Şimdi bütün seyircilerimiz soruyorlar: şu kaçırma hikayesi nedir? Bundan çıkan sonuç nedir? Bundan çıkan tespit nedir? Tamam, bir kaçırma hadisesi yok. Bir alıkoyma meselesi var. Biz Şırnak'tan Şemdinli'deki olayları takip etmek için kiraladığımız araçla gidiyorduk. Gittiğimiz güzergah, evet. Şehirler arası güzergah, yani Çukurca-Hakkari yoluydu. Çukurca-Hakkari yolunun 29. kilometresinde Kurudere diye bilinen mevkide bizim aracımızın önüne taş konulduğunu gördük. Barikat yapmışlardı. Evet. Birinci barikatı geçtik. İkinci barikatta gene vardı taşlar. Birden iki tane tam çıktı. Evet, biri bayan, biri erkek. Bize arabamızı yola paralel olarak park etmemizi söylediler. Ondan sonra hızlı bir şekilde inmemizi söylediler. Biz araçtan indik. Hemen orada bir menfez vardı. Yani sel sularının akıp zapa dahil olması için yapılmış iki menfez vardı. Bizi o menfezin içerisine koydular. Orada beklettiler. Biz tabii olayı anlamaya çalıştık. Yani niye bizi tutuyorsunuz, kimlik kontrolü yaptınız, bırakın gidelim falan diye. İlk önce gazeteci olduğumuzu söylemedik. Baktık farklı bir olay var bizim açımızdan. Biz gazeteci olduğumuzu söyledik.
Türkiye gazetesi olduğunu da söyleyince daha da bir hayret ettiler. Aa, Türkiye gazetesi İstanbul'dan buraya mı geliyor falan gibi yaptılar. Sonra o, yani ben Kürt olduğum için ve Kürtçeyi de iyi bildiğimden dolayı telsiz konuşmalarını falan dinlemeye başladım. Gidiyordum. Hakikaten menfezde duramıyordum. Çünkü menfez hem karanlıktı hem de basıktı. Böyle boğacak gibi bir his veriyordu bende. Ben de onların yanında gidiyordum konuşmaya veya en azından onları ikna etmeye gittiğimde. Bana şey dediler, burada bir eylem var, sizi tutuyoruz. Size herhangi bir zarar vermeyeceğiz. Eylem bittikten sonra gideceksiniz. Ve canlı kalkan olarak kullanıldığınız doğru mu? Tabii, sonradan fark ettik ama biz bunu. Çünkü o da şöyle oldu Şirin Hanım. Epey bir sohbet ettik falan, ikide bir gönderiyorlardı. Bir ara çatışmalar başladı. Bizi 11, yani 23-15 tuttular. 23-30'da bu geçimli karakolun orada eylem başlamış. Yani çatı çatı silah sesleri geliyordu. O bir ara şeyde, yani telsiz konuşmalarında geri çekilin, alın silahlarınızı, kaçın falan gibi şeyler gelmeye başladı. Anonslar gelmeye başladı. Ve sürekli kodlar ifade ediliyordu. Hatta o kodları tek tek aklımda tuttuğum kadar yazdım. Sonra ben bir ara bizi tutan Diyarbakırlı çocuk Andok isimli militan bir kablo çekti. Kabloyu çekince ben dehşete kapıldım. Eyvah dedim, tamam biz burada öldük dedim. Yani dedim ya yapmayın, yalvarmaya başladım. Lütfen yapmayın dedim, bak siz de gencecik insanlarsınız, onlar da gencecik insanlar. Hiç tanımadığınız kişiler gelecek. Belki Diyarbakırlısı, belki Vanlısı, belki İzmirlisi dedim, yapmayın. Yok yok dedi, biz Cenevre Sözleşmesi'ne imza atmışız, mayın falan patlatmıyoruz falan dediler. Şimdi 15-20 dakika geçti. Yani dehşet bir patlama sesi ve arkasında RPG'ler fırlatıldı. Arkasından Kalaşnikovlarla tarama yapıldı. Biz tabii artık ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece orada ölümü bekledik yani. Ve benim şahsen en büyük korkum, eyvah dedim. Yani bunlardan herhalde kurtuluyoruz. Şimdi dedim uçaklar ve tank helikopterler gelir. Yukarıdan bomba yağdırırlar. Yukarıdan bomba yağdırılacak. Asker sizin oraya yani Şimdi işin püf noktası orası zaten. Çocuklar bize dediler ki, yani çocuk deyince de kızıyor millet gerçi de, yani gerçekten çocuktular yani, tamam mı? O militanlar bize dediler ki ya korkmayın, Türk Silahlı Kuvvetleri sivil bir araca bombalamaz dedi. Nasıl dedi? Ya dedi kendi personelleri gider gelir diye düşünürler. Yani sivillere zarar gelirse hesabını veremez kimse diye. Bu kadar net bir şekilde bizi teskin etmeye çalıştılar. Tabii hemen o patlama anından sonra bizi hızlı bir şekilde çıkartıp arabaya bindirdiler. Ve öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki herkes birbirinin kodlarını çözmüş ve aslında her şey Şirin, o kodlar üzerinden yürüyor gibi ki, bir bakın ben durum var. Ben mi yanlış anlıyorum? Bakın, film şeridi gibiydi ya, film sahnesi gibiydi yani. Dehşet. Biz artık arkadaşım vedalaştı benimle, hakkını helal et dedi. O kelimeye şehadet getiriyor, ben küfür ediyorum. Yani affedersiniz ama özür dileyerek söylüyorum. O tür olayda bakın ben bir gazeteci olarak öyle bir ölümüme hayıflamam şahsen. Yani açık ve net söyleyeyim, çünkü hep tehlikeli bölgelere gittim yani. Yani Namık Durukan biliyor, eğer evet, izliyorsa Suriye sınırını geçirince tellere abandı, her tarafı yara bere içinde kaldı benim ve onun. Yani böyle badireler ve tehlikeler atlatmış insanlarız. Sonra bizimle gelmek istediler. Ben hayır ya gelmeyin. Niye bizim aracımıza biniyorsunuz? Siz öldürdünüz. Siz de öleceksiniz. Bizi de öldüreceksiniz. Yapmayın, ayıptır falan. Kürtçe konuşmaya başladım bunlarla. O sırada hızlı bir şekilde beni direksiyona oturttu. Osman Sağırlı'yı da arka koltuğa. Ben itiraz edip direnince arkadan Kalaşnikov dipçiyle arabanın arka camını vurdu. İki defa ses geldi. Biz hemen tabii o korkuyla bastık gaza gittik. Sonra baktık işte cam kırılmış, araba tahrip edilmiş falan filan. Bir kilometre, bir buçuk kilometre gittikten sonra indiler, su istediler. Osman'ı tuttular, dediler evet, sen git su getir falan gibisinde. Ben gittim oradan su getirdim. Onlar birer ikişer bardak su içip gitmeye hazırlanıyorlardı ve giderlerken de gene bizi kullanmaya çalıştılar. Yani şöyle yaralılar vardı, kayıpları vardı. Sürekli anonslar geliyordu. Ve bana şey dedi ya yaralı getirelim falan. O anda yani bir anlık şeylerinden istifade ederek yolun bu tarafındayız. Hocam bilir. Bu tarafında hemen zapın yanında yol var. Bu tarafta da köyler var yani evler var. Biz kendimizi bir eve
attık ve saat 4'e kadar orada bekledik. Ama sabah... Son cümle. Bütün bu anlattıklarınızdan neyi anlamamız gerekiyor? Ya bütün bu anlattıklarımızdan şunu anlamamız lazım. Can yakıcı bir sorunumuz var ve bu sorunu ne pahasına olursa olsun çözmemiz lazım. Yani bunun iki yolu var. Ya oturur adam gibi konuşur, yani medeni insanların nasıl hallettiğinden örnek alarak halledersiniz. İşte İspanya ve ETA örneğinde olduğu gibi ve İngiltere, İRA örneğinde olduğu gibi. Ya böyle halledersiniz ki yani bence en mantıklı yol bu. Sizin tecrübenizden ve oradan bakıldığı zaman... Bu daha şahane Kürtler karakollar yapılsa, Kürt... daha harika karakollar yapılsa bir yere çözüm, olacak mı? Çözüm olmaz, kesinlikle olmaz. Kürtler bu çözüme, yani müzakereyle, diyalogla bu sorunun çözümüne yanalar, PKK dahil olmak üzere. Adem'in anlattıklarına ne diyeceksiniz? Şimdi ya anlattıkları tabii insani bakımdan çok hakikaten böyle korkutucu, dehşet verici dakikalar ama sorunun çözümü hani bu bağla yine bu noktada İRA ve ETA pek iyi örnekler olmuyorlar. Çünkü Suriye meselesi bir hale kavuşmadan o bana pek mümkün gibi gelmiyor. Yani o meselelerin hocam, çözüldüğü siyasi bağlamlara baktığınız zaman artık belli bir siyasi karar noktasına biz kendi gelinmiş. Meselemizi yani, çözersek bence Suriye, ama bakın, İran ve Irak. Bence yani Kürt sorunu şu uluslararası konjonktürde artık sadece Türkiye'den çözülebilecek bir noktanın hocam, ötesine. Hocam şu anda Kuzey Iraklı Kürt PKK'nın içinde yok. Çünkü refah var. Şu anda en büyük katılım Türkiye, İran ve Suriye'den. Suriye'dekilerin 2000 tanesi zaten Suriye'de şu anda her biri militan heyetlerin başında hocam. İdare ediyorlar. Bu insanlar yolla, elektrikle, hizmetle, şuyla, yönetimle, bununla uğraşırlarsa silaha peki davranmazlar o zaman, hocam. Şöyle bakın Suriye'den, Suriye Kürtlerinden asla, bu arada ama Suriye Kürtlerinden asla Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar gelmez hocam. 800 kilometre şey var, sınır var. Arapların olduğu şeyi çıkartarak 911 kilometrenin 800 kilometresinde Kürtler yaşıyor. Bu tarafında akraba var, bu tarafında akraba. Türkiye'nin yapacağı şey sınır kapılarını güvenlikli bir şekilde halledecek. Onlarla tıpkı Kuzey Irak'ta nasıl ticaret yapıyorsa onlarla da yapacak. Gerekirse de İran'la da benzer bir şey yapacak. Ama kendi Kürdünü ikna edecek hocam. Kendi Kürdünün meselesini çok çözmeden başka... Hayır, hiç de geç değil. Ve bu meseleyi de Tayyip Erdoğan'dan başkası çözemez söylüyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan'dan başka bir insan daha %50 oy alamayacak bu ülkede. Evet, şimdi birincisi çok güzel bir noktaya şey yaptı. PKK'lı teröristlerin üçte biri Suriyeli dedi. Hani sorun sadece Türkiye'deki Kürt sorunuydu? Demek ki sadece Kürt sorunu değil yani... Türkiye'ye yönelik savaşan veya çatışmaların içinde bulunan teröristlerin üçte biri Suriyeli, İranlı. Dolayısıyla ki bunları ele geçirdiğim zaman da ben bunların gerçek olduğunu bizzat görenlerdenim. Çünkü çoğunu sağ olarak ele geçirdim ve üçte biri de gerçekten Suriyeliydi. Dolayısıyla bu sadece terör sorunu, sadece Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız hakları hele hele geldiği noktada şu anda terör boyutu olmasa yani veya zayıflamış olsa inanın hem anayasa süreç demokratik açılım hem de sosyoekonomik ve sosyokültürel açılım çok daha hızlı ilerler. Şu anda terör sorunu tamamen uluslararası teşeronluk örgütü ve PKK terör örgütünün siyasi hedeflerine ulaşması için sivil halkı da katletmeyi göze alacak şekilde hedeflere ulaşma sorunudur diye ben sonuçlandırmak istiyorum. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim. Kısacık bir ara. Olimpiyat ruhuna kulak ver. Bu tutku seni sarsın. Olimpiyat coşkusunu sen de paylaş. Samsung Galaxy S3 senin için tasarlandı. Konu alışverişse kolayı Vodafone'da. Vodafone Kırmızı Avantaj'dan kaçırılmayacak Ford kampanyası. 31 Ağustos'a kadar 5000 liraya varan indirimlerle Ford sahibi olma fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik kredi kullanımında %0 faiz avantajıyla.
birçok markada avantajlı alışveriş yapmak için sizi de Vodafone'a bekliyoruz. Vodafone'da. Devler sahaya iniyor. DES Mart'ta futbol heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe tur peşinde. Vasfı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme rövanş maçı ve Galatasaray Fiorentina hazırlık maçı. Her ikisi birden yarın akşam sadece DES Mart'ta. Üstelik şimdi DES Mart dünyanın sporunu 2 yıl hediye ediyor. Dünyanın sporu DES Mart'ta. Macera tutkunu yeni yol arkadaşın Wingo ile tanışmaya hazır mısın? Şimdi sen de Wingo ile yepyeni yerler keşfet. Türk Hava Yolları konforu ve uygun fiyatlarıyla da uçmanın keyfini çıkar. Wingo, uçmanın en keyifli ve akıllı yolu o. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı, kedilerim peşinden koşmayı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Bazen ablam okula gitmek istemez sabahları, öyle kızıyorum ki ona. Ben bir iyileşeyim, hiç okuldan kaçmam diyorum. Ben yolun sonuna geldim. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Yurtbay Seramik. Wingo seni Türk Hava Yolları konforuyla Türkiye'den Amerika kıtasına gidiş dönüş her şey dahil 399 euroya uçuruyor. Hadi sen de Wingo ile yepyeni yerler keşfet, araç kiralama ve otel avantajlarının da keyfini çıkar. Wingo, uçmanın en keyifli ve akıllı yolu o. Düşüyor! Amanın! Amanın dostlar, düşüyor! Ay. Faiz %0,99'a. Dosya masrafı 9 liraya düşüyor, bayrama özel krediler geliyor. Size de almak düşüyor. Bayramlık kredilerle Türkiye'ye tam destek garantiden. Evet, bizzat o bölgede görev yapan bir gazetecinin tanıklığıyla ve uzmanlarımızla bu konuyu değerlendirdik. Bugün bana sayılan süre biraz kısaydı, o yüzden daha uzun değerlendirmek çok isterdim. Sizlerden de pek çok soru var. Uzun yıllar askerin durumunu tartışamadık bu ülkede. Belki şimdi yavaş yavaş tartışıyoruz. İnsanlar da şimdi daha cesaretli sorular soruyorlar ama belki Türk ordusunun ve stratejilerinde tartışılması günüydü. Çok teşekkür ederiz. Siz de kendi açınızdan bilgisayar olarak katkı verdiniz. Serhat Bey çok teşekkürler. Serhat Bey bu arada reklam arasında da kendisiyle konuştuk. Seyircilerimiz için de bir not olarak aktarayım. Serhat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ama geçmiş yıllarda askeri strateji ve siyaset dersleri de vermiş bir uzman. Dolayısıyla onun tespitleri de çok önemliydi ve Adem Demir hem zorlu bir görevden hem de çok önemli tespitlerle bölgeden geldi. Türkiye Gazetesi muhabiri. Belki de bir sonraki programda size daha da fazlasını anlatacak, paylaşacak. Çok teşekkürler geldiniz, katıldığınız için. Yorumunu sizlere bırakıyorum efendim. Maalesef ölen askerlerin arkasından hep aynı ifadeler kullanılıyor. Terörün sonu getirilecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ve biz her seferinde hep başa dönüp aynı programları yapmak zorunda kalıyoruz. Umarız bu son olur. Bundan sonrasında artık çözümü konuşur halde buluruz kendimizi. İyi akşamlar.
Forex'te kazananların adresi FXTCR sunar. Forex'te kazananların adresi FXTCR sundu. Dünya markası Rotap Maranello dünya saatlerini sunar.